Herkese merhaba. Solunum problemlerinin gerçek nedenlerinden bahsedelim. Uyku apnesinden, horlamadan ve her türlü sinüs problemlerinden bahsediyorum. Bununla ilgili çok ilginç bir kitap var ve ben daha yarısını okuyabildim. Orijinal adıyla James Nestor'ın, Birit, The New Science of a Lost Art kitabıdır. Bahsettiği ifadelerin çoğuna katılıyorum. Ancak, kitapta bahsedilen katılmadığım bazı şeyler de var. Henüz daha kitabın yarısındayım. Muhtemelen kitabın ikinci bölümünde bunlardan bahsediyordur. Ancak, bu kitaptaki verileri Western Price kitabından alınan verilerle birleştirirseniz, solunun problemlerinize gerçekten iyi bir çözüm bulacağınızı düşünüyorum. James Nestor yerli kültürler hakkında dünyanın her yerinde gerçekten ilginç araştırmalar yapmıştır. Dişçi olduğu için birçok insanın dişlerine bakmış ve bazı harika veriler elde etmiştir. Aslında daha sağlıklı beslenen eski kültürleri bugün içinde yaşadığımız modern uygar kültürle karşılaştırırsanız dişlerimizde çok büyük bir fark olduğunu göreceksiniz. Demek istediğim eski kafataslarını incelerseniz onların 20'lik dişlerinin olduğunu görürsünüz, değil mi? Ancak günümüzde insanlar 20'li kazı dişlerini çektiriyorlar. Peki neden? O zamanlar iyi düzgün dişleri ve güçlü yüz kemikleri vardı. Daha geniş bir yüzleri ve iyi bir iskeletleri vardı. Günümüzde yüzümüz inceldi. Nazal septum eğriliği olan kişilerin ameliyat olduklarını görüyoruz. Diş teli artık çok yaygın. Demek istediğim, diş tellerine ihtiyacımız olması gariptir. Neden diş tellerine ihtiyacımız var ki? Dişlerimiz neden bu kadar çarpık? Ayrıca insanlar uyku apnesi ve horlamadan muzdarip. Peki eskiden yaptıklarımız ile şimdi yaptıklarımız arasındaki fark nedir? James Nestor daha çok çiğneme eksikliğine odaklanıyor. Günümüzdeki çoğu gıda yumuşaktır. Çorbalar, guacamole yani avokado mezesi, humus ve soslar gibi. Tükettiğimiz biftek de çok yumuşak olmalıdır. Çok fazla sebze tüketmiyoruz. O yüzden fazla çiğnemiyoruz. Özellikle o küçük çocukların çiğnemeyi tercih ettiği tek şey muhtemelen sakızdır. Bu yüzden James Nestor, çiğneme eksikliğine odaklanıyor. Western Price kitabı da daha çok beslenmeye odaklanıyor. Bence ikisinin de temel sebep olduğunu düşünüyorum. Çünkü basitçe yerli kültürlere bakarsanız çok fazla organik gıda ve besleyici olarak yoğun yiyecekler yapıyorlar. Kemiklerimizi inşa etmeye yardımcı olan proteinleri harekete geçiren şey eser minerallerdir. Kemiklerimizi yapısal olarak sağlam yapan mineralleri harekete geçiren vitaminlerdir. Eğer beslenme eksikliğiniz varsa, asıl yapı ve kemik hacmi tam olarak gelişmeyecektir. Demek istediğim bu bilinen bir gerçektir. Besinleri hiç çiğnemiyorsanız, yani sürekli yumuşak yiyecekler yiyorsanız, kemikleriniz yapısal olarak sağlam olması için kasları harekete geçirmeyeceksiniz. Yani vücudunuzun geri kalanı gibi, güçlü bir sırt inşa etmek istiyorsanız kas aktivasyonu olmadan yapamazsın, değil mi? Bu yüzden kemikleri ve kasları güçlendirmek için bazı egzersizler yapmalısınız. Çünkü bunlar bağlarla birbirine bağlıdır. Yüze gelince ana kaslar çenenizdeki çiğneme eklemidir. Yeterince çiğnemezseniz yüzünüzün etrafındaki kasları harekete geçiremezsiniz. Böylece asıl sorun tek bir şeye indirgeniyor. Ağzımız dişlerimiz için çok küçüktür. Dişlerin büyümesi için yeterli alan yoksa yana doğru, öne doğru, arkaya doğru çıkarlar ve 20'lik dişleri denilen fazladan dişlere yerimiz kalmaz. Ağzımız küçük olursa solunum yollarımız da küçülür ve bu da nefes almamızı kısıtlar. Demek istediğim, bana göre bu meseleleri ele alma biçimleri barbarcadır. Yani, hastaneye giriyorlar ve ameliyat oluyorlar. Cerrahi olarak solunum yollarını daha açık hale getiriyorlar. Yani, vahşi doğadaki hayvanları düşünelim. Çarpık dişleri var mıdır? Diş teline ihtiyaçları var mıdır? Hayır. Peki, neden? Çünkü çok fazla çiğneme yaparlar ve vücutlarının yemesi gereken yiyecekleri yerler. Bu yüzden tavsiyem şu. Öncelikle çocuklarınızı rafine gıdalardan uzak tutun. Bu ilk uyarım. Yiyecekleri daha fazla çiğnemeye başlamalarını sağlayın. Bunu izleyen yetişkinler yüz yapınızı büyük ölçüde değiştirebilirsiniz. Bu da daha iyi nefes almanıza yardımcı olacaktır. Burada tavsiye edeceğim şey, ağızdan nefes almaktan çok daha iyi olan burundan nefes almaya başlamaktır ve böylece vücudunuzu daha fazla oksijen almaya zorlarsınız. İkincisi, yemeğinizi daha uzun süre çiğnemeye başlayın. Günde 7 ila 10 bardak kadar büyük miktarlarda salata yemeyi öneriyorum. İnsanlara bunu söylediğimde bazen çıldırıyorlar. Şaşırmış bir şekilde "7 ila 10 bardak sebze mi?" diyorlar. Bu onlar için çok fazla çiğneme demektir. Dolayısıyla bunları mikserde karıştırabilir miyim? Yerine iyi bir yeşil içecek tüketebilir miyim? diyorlar. Onlara tavsiyem, neden eşinizden sizin için çiğnemesini istemiyorsunuz? Bu şekilde yemeğinizi çiğnemek için harcadığınız büyük çabadan kurtulabilirsiniz. Şaka bir yana, gerçekten yemekleri çiğnemeye başlamalısınız. Çünkü 7 ila 10 bardak salata tüketirseniz ve sadece bunları çiğnemek için zaman ayırırsanız, çene kaslarınızı geliştireceksiniz. Örneğin biftek gibi çok yumuşak olmayabilecek diğer şeyleri çiğnemek kötü bir fikir değildir. Sadece zamanınızı çiğneyerek geçirin. Çünkü bu bunu yaptığınızda, kaslarınızı güçlendirir ve çene kaslarınızı ve yüz kaslarınızı yeniden şekillendirirsiniz. Bu daha fazla oksijen yaratacaktır. Çünkü, ağzınızda daha fazla açıklık olacaktır. Demek istediğim, kereviz ve havuç yemeye başlayabilirsiniz. Ayrıca, besin değeri açısından yoğun olan doğru yiyecekleri bulun. Ekala, 3 numara ve bu Weston Price kitabından alıntıdır. Yağda çözünen vitaminler çok önemlidir. D vitamini ve K2 vitamini gibi. Yağda çözünen bu iki vitamin türü kalsiyonlardır kalsiyumu kontrol eder. Diş ve çene oluşumu için doğru yerlerde bol miktarda kalsiyuma ihtiyacınız vardır. Başka bir deyişle az yağlı besinler tüketmeyin. Buna yumurta, yumurta sarısı, az yağlı olmayan peynir, yağlı balık Yağlı etler ve otla beslenmiş hayvan tereyağı da dahildir. Şimdi elbette işlenmiş gıdalardan ve rafine karbonhidratlardan kaçınmak çok önemlidir. Daha sonra eser mineraller, eser mineraller vücudunuzdaki belirli proteinleri aktive etmekle ilgilidir. Birçok insanda eser minerallerden yoksun yaşıyor. Çünkü artık gıdalarımızda bu mineraller bulunmuyor. Çünkü, büyük çiftlikler sadece NPK olan 3 minerali toprağa geri katıyor. Yani sadece nitrojen, potasyum ve fosforumuz alabiliyoruz. Peki ya ihtiyacımız olan diğer tüm eser mineraller? Bu eser mineraller, istiridyelerde, deniz ürünleri ve deniz yosunlarında da bulunur. Yani bu yiyecekler, kesinlikle listeye eklenmesi gereken şeylerdir. Şimdi, vaktiniz varsa önünüzde gösterilen videoları izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum.